şimdi belgemizi nasıl aldığımızı, hangi yolları izlemeniz gerektiğini az sonra anlatıyorum. Hoş geldin. Otur da şöyle bir kahve içelim. Kahvenin 40 yıl asrı vardır diyorlar. Acı kahveni içelim de şeyden geliyormuş. Hızlı olduğu içinmiş herhalde. Öyle bir olay vardı. İkinci aşamaya geçtim ben. Onu da bilgilendireyim dedim. Devamı geleceğini söylemiştim çünkü. Belgemizi aldık. Hastaneye sevk belgesi. Hastaneye sevk edildim. Şimdi tabii ki herkes hastaneye sevk edilmiyor. Belirli aşamalarınız varsa işte ilk videoda söylediğim gibi problemler, sağlık problemleri gibi faktörler olunca hastaneye sevk ediliyorsunuz. Bu durumda da sizi zorlu bir süreç bekliyor. Yani zorlu demeyeyim de biraz süründürücü. Şöyle ki ben Ayvaz'a çay... yok şaka yaptım. Hastaneye sevk edildiniz. Bu aşamada sizleri sağlık kurulu bekliyor. Heyet bekliyor. Gerekli muayeneler sizleri bekliyor olacak. Hastaneye sevk edilenler için anlatıyorum bu videoyu. Bakın önemli. Şimdi ben hastaneye sevk edildim. Sabah 5'te bakın 5'te uyandım. 6'da hastanedeydim. Şakasız. Çünkü yani her hastanede farklı mıdır bilmiyorum ama benim gittiğim hastane bazı bölümler atıyorum ilk 20 hastaya bakıyor ve onun dışında başka hiçbir hastaya bakmıyorlar bir gün için. Yani bir günde 20 hastaya baktıkları için hastaneye erkenden gitmeniz gerekiyor. Her hastanede böyle midir emin değilim. Ama onu bir araştırmanız lazım. Bulunduğunuz bölgedeki hastaneler gibi. Daha sonrasında da sizleri şöyle bir süreç bekliyor olacak. Erkenden hastaneye gittiniz. Bütün muayene işlemlerini yaptınız diyelim. O zaman da sizi bir sağlık kurulu süreci bekliyor olacak. O da nasıl olacak? Muayenelerinizi 12'den önceye kadar hallederseniz. Çünkü öğle yemeği, öğle arası, işte temizlik gibi öyle işler var. Öğle arası dediğimiz kısım. Burada da şöyle bir yol izleyeceksiniz. Erkenden muayeneyi halledeceksiniz. Öğlenden sonra da işte 1.30 gibi büyük ihtimalle sağlık kurulu sizleri bekliyor olacak. Yani oradan isimle çağıracaklar. Benim gittiğim yer öyleydi. Daha sonrasında da heyetle karşılaşacaksınız. Heyette nedir? İşte 9-10 tane doktorun bir masa etrafında toplanıp gelen belgeleri inceleyip atıyorum askerliğe elverişlidir ya da elverişli değildir diye rapor çıkartıp sizleri bir süzüp analiz etmesi aslında. Yani siz oraya gittiğinizde sizi zaten çoktan analiz etmiş olacaklar. Çünkü bu işi yıllardır yaptıkları için az çok anlayacaklar sizi. Bruno Mars'ın böyle bir şarkısı vardı. Klibi pardon. Neyse. Şimdi hızlıca bir özet geçiyorum. Başımdan geçen süreci yine anlatıyorum. Saat 5'te uyandım. 6'da hastaneye gittim. Çünkü eğer erken saatte gitmezseniz işleriniz öğleden sonraya sarkar ve bütün gününüz hastanede geçer. Bu yüzden muayene işlemlerinizi sabah erken saatte halletmeniz gerekiyor. Ki öğleden sonra kurulu halledin ki bu sayede bir günde işiniz bitsin. Yani şu belge için ben neredeyse 2 günümü verdim. Çünkü hiçbir yerde yine bilgi yok. Hiçbir yerde insanlar belirtmiyor. Bu yüzden ben de gittim. Öğrendim her şeyi. Şimdi de size anlatıyorum. Dediğim gibi erkenden muayeneyi halledeceksiniz. Sonra sağlık kuruluna çıkacaksınız. Sağlık kurulu da öğleden sonra bırakıyor. 1.30 gibi o saatlerde sizleri çağırıyorlar. Orada zaten büyük bir kalabalık olacak. O kalabalık arasından da sizi çağıracaklar. 8-9 ya da 10-12 kişilik bir doktor ekibi olan odaya gideceksiniz. Biz buna heyet ya da sağlık kurulu diyoruz. Oraya gideceksiniz. Orada size yine buradaki işte ne çıktıysa onunla ilgili sorular soracaklar. Ve belgeyi de ertesi gün verecekler. Yani askerli elverişlidir, elverişli değildir belgesini bir gün sonraya veriyorlar. O da 10.30 gibi falan çıktı benim. Bu sayede belgeyi aldık. Hastaneye sevk işlemi böyle oluyor.